Merhaba arkadaşlar, ben Alp. Azazel ile Modlu Skyrim'in ilk bölümüne hoş geldiniz. Bugün sizlerle Skyrim Remastered oynuyoruz veya Special Edition mi oluyor bu? Galiba, bilmiyorum. Skyrim'in yeni versiyonunu oynuyoruz arkadaşlar. Bu pakete yaklaşık 1,5 ay önce başlamam lazımdı bu oyuna daha doğrusu. Ama sürekli yeni modların çıkmasını bekledim. Sky UI demediyse Sky UI olmadığı için ufak sıkıntılar yaşadım. Onun alternatif olan bir modu buldum vesaire. Bir sürü mod yükledim. Şu an arkadan müzik geliyor. İnşallah sizi rahatsız etmiyordur veya benim sesimi bastırmıyordur. Bakayım, 7+1 kapatınca rahatsız. Çok gelmiyor aslında şu an. Şu an çok gelmiyor. İdare edilebilir. Her neyse. Skyrim'e bugün başlıyoruz arkadaşlar sonunda. Yaklaşık 50-60 adet civarı mod yüklü. Bayağı mod yüklü. Daha çok böyle görsel odaklı modlar, oyunun hikayesini vesaire değiştiren mod çok fazla yok. Daha çok utility modları. Oyunun grafikleri bildiğiniz gibi bu paketle beraber, bu remasterla beraber bayağı geliştirildi. Ben bunun üstüne 4K'ya falan çıkardım oyunu. Bir sürü özellik ekledim, follower'lar ekledim, yeni karakter bilmem ne falan böyle bir şeyler ekledim. Zaten göreceksiniz hepsini. Yavaştan new deyip başlayalım. Bildiğiniz gibi her zaman olduğu gibi Skyrim'in bu iğrenç at arabasında başlayan bir kısmı var. İki tab böyle bekliyor. O kısmı muhtemelen hızlandıracağım. Ondan başka arkadaşlar, serinin devamını gelmesini istiyorsanız da like tuşuna basıp yorum atmayı unutmayın. Destek olmak için de videoyu paylaşabilirsiniz. Teşekkürler. Evet. Az önce arkadaşlar diğer save'imde SS almaya çalışırken TCL yazmıştım, yani noclip. O yüzden araba ilerlemiyordu. Oyun bug'a girmişti falan, kapatamadım 2 saattir. Yaklaşık 10 dakikadır onunla uğraşıyorum. Sonunda düzelttim. Şimdi hızlandırılmış şeye devam edebiliriz. Evet arkadaşlar, şimdi olayın başladığı yere doğru geldik. Ufak bir özet yapmak gerekirse bilmeyenler için. Solumuzda Rail of dediğimiz bir arkadaşımız var. Bu nasıl diyeyim size? Direnişçi, hükümet karşıtı ne denir? İmparatorluk karşıtı, hükümet ne alaka? İmparatorluk karşıtı bir örgütün üyesi. Bu klasik bir hırsız. Bunu buradan yanlışlıkla getirmişler. İdam edilecek. Bu da sağımızdaki de direnişçilerin imparatorluk karşıtı olan insanların kralı, başı vesaire, lideri ne denirse. Ve bu dörtlüyü adeta şey gibi, hani espriler olur ya, bir Fransız, bir Ugandalı, bir de temel bir uçakta diye. Şu an burada da öyle bir olay var. Bir tane lider, bir tane direnişçi, bir tane hırsız ve bir tane de gavur kırbaçlayan aynı şeyin içinde. At arabasının içinde yani. Bilemiyorum. Her neyse, şimdi klasik şeye geldi arkadaşlar. Ne oluyor la? At geldi. At ne yapıyor orada ya? Burada at olmaması lazımdı. 45 senedir boyunun önümü ilk defa burada at görüyorum galiba. Siz gördünüz mü daha önce burada at? Ben hatırlamıyorum. Neyse. Karakter yapma yerine yaklaşıyoruz arkadaşlar. Karakterimizi yapacağız. Şimdi Alfric Stormcloak'u çağırdı. Relof dedi ki, bu bir onurdu seninle tanışmak vesaire dedi. Railoff diyor. Çağırıyorlar bunu şimdi. Ha, bu Railoff pardon. Bu da onun yaveri. Ben bir isyancı değilim diyor. Bunu bana yapamazsınız diyor. Kaçıyor. Beni öldüremezsiniz dedi. Okçular ağzına bir vurdu. Gerçekten sümük gibi yapıştı yere. Gelin bakayım. Öyle çağırıyor bizi. Ben kimim? Ben bir Nord muyum? Değilim. Ben bir Khajiit miyim? Değilim. Ben bir Imperial mıyım? Hiç değilim. Ben Süpermen'im. Şimdi arkadaşlar, bir klas seçmemiz lazım. Ben bu oyunu
Kaç kere öndüm bilmiyorum ama şu ana kadar klasların hiçbir faydasını görmedim. Burada bana sorarsanız tek yani etkili klas Argonian. Bunlar da çok çirkin. Yani suyun altında nefes almaları tek güzel özellikleri. Her klasın kendine göre özelliği var. Mesela bunlar neymiş? Bunlar zehirlenmiyor. Ve adrenalin rush dedikleri bir şeyleri var. Özelliği var. Bunların canları daha çabuk doluyor. İşte bu spellleri yememesi için Dragon Skin diye bir şeyleri var. Ben ilk olarak arkadaşlar bayan bir karakter açmak istiyorum. Onun da sebebini açıklayayım. Neden derseniz çünkü neydi lan? Beni editmenin öyle bir mod var ve bayan karakterleri daha çok özelleştirmenizi sağlıyor. Ben beğeniyorum böyle karakter yapmayı vesaire falan. Hoşuma gittiği için bayan karakter yapacağım. Genelde oyunlarda da bayan karakter olurum. Bütün oyun boyunca ızbandut gibi orkları görmek istemiyorum önümde. En azından bir bayan görelim. Gözümüz gönlümüz açılsın. Mesela şöyle gayet güzel bir Nord bayan var burada. Nord açabilirim. Imperial açabilirim. Nord ve Imperial gayet benzer zaten tip olarak. Nord biraz daha yaşlı görünüyor. Dark Elf falan geç. Bretton'un daha minyon bir bayan Bretton. Nord alalım ya, klasik. Bir not. Battlecry özelliğimiz var. Milleti böyle kaçıştırıyor. Etrafa kaçıyor millet. Bastığımızda öyle anladım. Flee. Flee kaçışmak demek diye biliyorum. Sallamış da olabilirim. Aynı zamanda da soğuğa karşı denekleri var. Imperial'ların neymiş? Diplomat ve ticaretçi diyor. Tüccar diyor. Combat ve Magic'te şey yapmış diyor. Daha fazla altın bulur diyor. Düşmanları sakinleştirme özelliği varmış. Neyse bir karakter ayarlayayım ben hemen. Böyle presetlerimiz de varmış. Evet. Ağırlıkla oynadığınızda arkadaşlar sadece şu kısım kilo alıyor. Tabii ki de en ağırından olsun. Şaka. O kadar da ağır olmasın. Şöyle iyi. Bu hair kısmında arkadaşlar çay ocağı grubunda bir gönderi paylaştım. Baya zorlu oldu. Çok fazla saç stili var. İlk olarak. Saç stilleri arasında hani onu size soramayacağım maalesef. O zaman çok karışır. Renk olarak 4 tane renk belirledim kendim. Bunlardan birini seçin dedim. Sanırsam en çok oy şeye geldi. Bunu tam döndüremiyor muyuz ya? Neydi o? Ben şunu mu kullanıyordum? Bu ikisi arasında bir fark var mı onu da bilmiyorum ama. Neyse şunu kullanalım şimdilik. En baştan göstereyim arkadaşlar. Bir sürü renk var. Eklediğim modlar sayesinde. Bu kırmızılardan birini ister misiniz diye sormuştum. Bu turuncuyu ister misiniz diye sormuştum. Morlar var. Pembe var. Değişik bir kırmızı var. Şu mavi ve şu mavi var. Ceren'e sordum bu mavi dedi. Ama çoğunluk şu mavi istemiş arkadaşlar. Ben de şu maviyi beğenmiştim açıkçası. Hepsini bir göstereyim tekrar şöyle hızlıca.
Bu maviyi kullanmayı düşünüyorum. Yorumlarda belirtebilirsiniz. Çünkü arkadaşlar istediğiniz zaman değiştirebiliyorsunuz diye hatırlıyorum. Race menü gibi bir ayar vardı yanlış hatırlamıyorsam. Karakterinizi tekrar bu menüye sokabiliyorsunuz, ayarlayabiliyorsunuz. İsterseniz istediğiniz rengi yapabilirim. Videonun altına yorumlara yazmayı unutmayın. Bu kadar sanırsam. R'ye basalım. Okey diyelim. Karakter adı. Gavur. Kırbaçlayan. Sığıyor mu? Vallahi sığıyor. Arkadaşlar böyle muhteşem bir bayana, böyle çekici ve alımlı bir bayana ancak bu isim yakışırdı biliyorsunuz. Gavur Kırbaçlayan dünyanın en güzel ismidir. Yeni karakterimiz başlarken bir yanda arkadaşlar sponsorumuz olan Düzce Tütünlerinden mis kokulu Düzce Tütünü kolonyası Serpil kolonyalı arkadaşlar. Bununla biraz boostlayalım kendimizi. Seriye güzel bir başlangıç olsun. Böyle bol bol al abicim, bol bol. Oh, her yerinize, elinize, ağzınıza, yüzünüze. Her yerinize bol bol tütün kolonyası sürün arkadaşlar. Ekstra damage boost, ekstra intelligence boost, her şey geliyor arkadaşlar. Burada diyorlar ki bazıları seni kahraman olarak adlandırıyor ama kahramanlar böyle şeyler yapmaz vesaire isimden bir şey de diyor. Anladınız siz? Bir savaş başlattın diyor. Skyrim'i kaosa sürükledin diyor. Artık Skyrim barış gelecek dedi galiba. Tam okuyamadım ama salladım biraz. Devam edin diyor. Bir şey değil diyor. Arkadan tabii bir inceden böyle bir ejderha sesleri geliyor. Skyrim'de arkadaşlar 4000 yıldır mı ne hiç ejderha görünmemiş. Bu kardeşimiz yürekli çıktı. Kes lan sesini. Öldüreceksen öldür diyor. Seni mi çekeceğiz diyor. Burada arkadaşımızı diz üstüne çöktürüyorlar. Burada kötü bir sahneyle karşılaşıyoruz arkadaşlar. Bayağıdır bu arada İngilizce oyun oynamıyordum. Çeviri yapmak çok zor geliyor şu an. Okumak, anlatmak, şey yapmak falan. Bir de ezbere bildiğim için. Bugün şu aşağıda gördüğünüz ekstra kaliteli kan efektleri modu. Ölümünde de korkusuz hayatında olduğu gibi bir şey dedi galiba. Tam okuyamadım. Kaçırdım o kısmı. Duydun mu diye soruyor. Devam edin lan dedi bize. İkinci bizmişiz. Biz de ikinciyiz. En son bizizdik arabada. Bu ne biçim sıra? İtiraz ediyorum. Hakim Bey yok mu? Herifin kafasını alın bari oradan. Üst üste kafalar öpüşse şimdi kafalarımız herifle. Allah'ım. Neyse ölmeden güzel karıyorsun. Ay bildiğin gelip duruyor. Ne oluyor ya? Ceren merkezdeymiş onu falan söylemişlerdi öyleyse. Şu an maalesef cevap veremeyeceğim. Ve ejderhamız geliyor. Biraz büyük fark ettiğiniz gibi. O da bir mod. Allah'ım. Ne bağırıyorsun ya? Kardeşim. Şşş. Çocuk uyuyor içeride. Dur 7 artı 1 açmadım. Biraz daha moda gireyim 7 artı 1 açıp. Kaç. Kaç. Ben ezberlediğim için direkt doğru yere kaçıyorum. Ekranın bulanık olmasına şaşırmayın. Ben de öyle görüyorum. Abicim ne yapıyoruz? Gelmiyor musun? Ulfric. Gidelim mi? Bu arada şöyle bakıp grafik kalitesi hakkında yorum yapabilirsiniz. Neyse yukarı çıkalım daha detaylı bakarız. Unutmuşum. Kaç. Yandık. Kaç yanıyoruz. Abici ne yapıyorsun? Buradan buraya atlıyoruz. Tam bir parkurcuyum. Aklıma Mirror's Edge yıllarım geldi. Aranızda bilmiyorum Mirror's Edge serisini izleyen var mı? Kardeşim niye böyle sesler çıkartıyorsun ya? Allah yandık. Ejderhadan kaçtım. Yangına girdim. Yağmurdan kaçarken dolu tutulmanın tam zıttı oldu galiba bu değil mi? Ejderhadan kaçıp yangına tutulmak. Her yerden sıkıyor.
Şurada bekleyeyim yazımı ya. Şöyle shiftimizde olsun. Burada arkadaşlar iki seçeneğimiz var. Burada Railoff var. Biz kaçıyoruz Hadvar, görüşürüz diyor. Bizi durduramazsın diyor. Ejderha sizi cennete yollar inşallah diyor. Şimdi burada iki seçeneğimiz var arkadaşlar. Ya Hadvar'la gidip imparatorluk tarafında olmak. Ya da bu çocukla gidip direnişlerin tarafında olmak. Biz hükümetçi mi olalım, imparatorlukçu mu olalım, direnişçi mi olalım diye düşünüyorum. Galiba bunlarla gidince ekstra bir companion olma şansınız daha artıyor. Yok, companion değil, pardon. Bir klana daha girme şansınız oluyor. Imperial klanı olması lazım çünkü. O yüzden oyun süresini uzatmak amacıyla buna giriyorum ben. İnşallah oyun süresi uzuyordur. Yok, Stormcloak mı oluyorduk bunlar? Imperial de Stormcloak. Siz yorumlarda belirtiniz arkadaşlar. Çok bilgim yok detaylı. Ben sadece giriyorum, yaratık öldürüyorum, çıkıyorum. Evet. Bu ejderhadı diyor. Uydurma yok diyor. Bu hikaye falan değil diyor. Gerçek diyor. En iyisi gidelim diyor. Gel buraya diyor. Gel elindeki kelepçeleri çıkartayım diyor. İpleri çözeyim diyor. Tamam. Şu Gunyar'ın yerini al diyor. Bu arkadaş cennete gitti diyor. Bundan Vorex falan çıktı. Hemen onları alıp giyelim. Bunları çıkartabiliriz. Bunları neyime göre sıralamak istiyorum. Şöyle bir bakalım kendimize. Bu arada uzun saç istemiştim. Ben kısa saç almışım. Neyse, kısa saç da güzel. Uzun saç mı kısa saç mı istediğiniz arkadaşlar yorumlarda belirtiniz. Uzun saç bunun birebir aynısı oluyor arkadaşlar. Su saçın elinde göstereyim ama beline kadar olduğunu düşünün. Bere kadar bu saçın olduğunu düşünün. Hangisi sizce? Bere kadar mı olsun, böyle mi olsun? Çok güzel değil miyiz ya? Maşallahımız var. Pü 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 pü. Vallahi bu karakter gerçekte olsa ne söylüyorum arkadaşlar? Victoria's Secret 2016'da fantezi buraya geldi yani. Fantezi miydi neydi? Special bir şey vardı. Burada hangi zorluktayım onu da bilmiyorum. Şu an ölümüne vuruyorum. First person mu, third person mu oynasam ona karar vermem lazım. Şu an ne güzel dodge'ladım, görüyor musunuz? Ne güzelim be. Çok güzel değil miyim? Biraz third person takılayım da güzel karakterimi görüyorum. Ne var ne yok her şeyi alıyorum ben arkadaşlar. Bu yüklediğim modlardan biri böyle. Şu E'ye basıp karakterleri şey yapabiliyorsunuz. Bu şekilde giyiniyor. Bunu çıplak olarak yapabiliyorsunuz ama YouTube'da bunun izin verileceğini sanmıyorum. Ben burada bikini giymediğini düşünün işte. O şekilde modu editleyebiliyorsunuz. Ben giysin dedim. Yani giymesi hepimiz için daha hayırlı bence. Çok merak ediyorsanız arkadaşlar kendinizi indirip oynayabilirsiniz. İnşallah bir sürprizle karşılaşmayız bu arada. 1,5 ay önce bir şeyler yaptım ben pakete ama modların yarısını bilmiyorum. Çok hayırlı bir çöküş oldu burada. Evet. Şimdi ben oynarken çıldırma ihtimaliniz var arkadaşlar. Ben önüme gelen her şeyi lootluyorum. Aha. Lootlanabilecek her şeyi lootluyorum. Yoldan çiçek dahil her şeyi topluyorum ben. Rust'ta da böyleyim. Hayatım loot üzerine. Bu arada attığımız oklar bu şekilde parlıyor. Onu da haberini vereyim. Bu niye parlıyor diye düşünmeyin. Evet, şunları lootla abi. Opsiyonel olarak barrel'ları araştırabilirsin diyor. İçlerinden bir şeyler çıkar diyor. Bakın 8 tane gold çıktı. 8 gold bu devirde kim kime veriyor yani beleşten değil mi? Ekmeği falan alalım. Cana ihtiyacımız olur. Şu altovine'lar arkadaşlar 0.5 ağırlığı var ve 12 gold'a satılabiliyor. Bunların hepsini toplayın. Tavsiyem. 10-15 tane ona toplasanız iyi paraya satarsınız yani. Nereden baksanız iyi para. Bunların hepsini toplayayım. Ve giyebildim, giyeyim. Bakayım. Vorex mi? Imperial Sword mu? Imperial Sword giyelim. Hatta 2.50 giyelim. Bakalım. Heavy Armor giymek istemiyorum ben. Light Armor'a takılacağım. Imperial Boots. Imperial Bracers falan var. Light Bracers. Light Amped. Tamam. Stormcloak yerine bunu giymiş olduk. Güzel. Burada zaten gerisi çok değişimize yaramıyor. Bunu
Evet, bunu giyeceğiz. Bir dakika, bu heavy'miş. Bunu giyelim. Tamam. Çok kafamı karıştırıyor böyle şeyler. Bu giyilenlerin üstü olması falan. Alışamadım bu moda daha ama Sky UE olmadığı için bununla idare ediyoruz arkadaşlar. Bakayım. Ama kask takmasam mı ya? Böyle kel olduk. Kask ne biçim böyle? Kask mı olur böyle ya? Böyle kel mi bırakılır insan? Kaskı çıkar. İstemiyorum kask falan. Böyle görünmek istiyorum ben. Tamam. Search Barrel. Basketmiş o. Bir şey yok mu burada alabileceğim? Bunları topla. Tuz da al. Tuz bile bırakmıyorum gördüğünüz gibi. Burada bana barrel'ları ara dedi ama arayamıyorum. Güzel potion var bunda. Tamam. Devam. En son yazdığım şeyler. Şöyle görebilirsiniz. SS almak için bayağı uğraştım. Witch Armor falan yükledim. Bir şeyler yaptım da. Witch Armor'ı craft etmeyi düşünüyorum ama Moonstone mu? Moon Ingot böyle garip bir şey istiyor. Adını tam hatırlayamıyorum. Ay taşı galiba. Moonstone. Olabilir. Torturer'lar var burada. İşkenceciler. Of, ne kestim be. Kardeşimizi Sovngarde yolladılar. Allah rahmet eylesin kardeşim. Burada Imperial Boots. Bunu alalım. Daha hepsini al uğraşma ya. Iron Rod al, Belasher of. Steel Dagger istemiyorum. Ya da bunu al. Bakalım. Şöyle devam. Burada bir kitap var. Bir özellik vermedi maalesef. Burada lockpicklerimiz var. Alalım. Maymuncuk. Kapı açmaya yarayan. Shield falan istemiyorum. İskelette bir şey var mı? Bakamıyoruz. Burada burayı açıp ihtiyacı olanları al dedi bize. Sadece şunu alsak yeter. Bunlar para etmiyor. Şu da hafifmiş, para ediyor. Bunu da alayım. Burada knapsack var. Knapsack mi? Ne bu? Knapsack. Lockpick ve Healing var. Dragonborn kitabı var. Bir şey daha var, bir sürü. Ay. Burayı açalım bakalım. Lockpick bayağıdır yapmıyorum. Bakalım. Bunun güzel bir taktiği var mı arkadaşlar? Bilen var mı? Bunun taktiklerini vesairesini. Ben Barzo gibi giriyorum direkt. Oley be Zemzem. Oley be video yazdı. Zemzem'i en sevdiğim izleyicimdir arkadaşlar. Buradan duyuruyorum. Zamanında bana GTA 5 hediye etmişti. Gönlü bol Zemzem'im benim be. Bunları topla, bunlar iyi para ediyor arkadaşlar. Bu adamın üstündekiler. Para etmesini istemiyorsanız da onun enchantini öğrenebiliyorsunuz. Item yok oluyor falan. Burada boşları açmanın sebebi bu arada arkadaşlar. Lockpick skillimi geliştirmek istiyorum. Tek amacı o. Mesela buradakini de açacağım. Burada çok bir şey yok ama. Ne güzel kırdın değil mi? Maksat lockpick skillimiz gelişsin. Level da gelsin böyle. Bu çocuğun adı neydi? Railoff. Ha. Bunu unutmayayım da. Burada para var mesela. Bunu açarım bunu. Affetmem. Bomb meal alalım. Ağaç dikeriz. Nasıl espri? Nasıl şaka, komiklik? Şu an gülmekten ağladığınızı hissediyorum arkadaşlar. Gülenler like. Neyse, sakin. Sakin, tamam. Ne var başka? Bunlardan para falan çıkıyor ilginç bir şekilde. Bu iskeletin aha gitmiş, vaha kalmış, üstünde hiçbir şey kalmamış, para kalmış. Olsun. Sorgulama al. Geri çekilmesi falan diyorlar. Lan oğlum, niye ittiriyorsun beni arkadan? Relof geldik dedi. Ne güzel kestim be. Dur şunu, şeyini al. Bow'unu al. Başka alınacak bir şey var mı? Değerli.
Hem değerliymiş hem tal. Şunu da al, tamam. Çok da ağırlık yapmak istemiyorum üstüme arkadaşlar. Weapons. Bunu favoriler ekle. Şunu da favoriler ekle. Tamamdır. Hemen Q. Longbow. Hızlıca okçuluğumu geliştirmek istiyorum. At vs. 4 tane S attım. Öl artık. Oha çok yukarı gidiyor. Okçuluk yeteneğim yok diye mi bu? Hocam nerelere gidiyor bu ok? Hocam bir mantıklı hareket ederseniz hani vurma ihtimalim artabilir. Ok bitti ok. Allah'tan oklar parlıyor da gidip alıyoruz. Bir şey var mı burada? Imperial Sword. Aha. Aşağı düşmüş herif. Bu çok ağır, bunu taşımak istemiyorum ben. Bunun yerine light alırım. İki kat daha fazla taşırım. Yani iki kuruş kâr edeceğiz diye. Hamallık yaptırmayalım güzel bayana. Güzel bayan deyip duruyorum da millet beni yanlış anlayacak. Sapık diyecekler az azaya. Şu ağır bir şeyleri bırakayım üstümden mesela. Battle Axe'i ne yapayım ben? Değil mi? İnsan bunu düşünür bir. Çocuk Battle Axe'i ne yapsın? Şu oklara bakar mısınız? Ok affetmem, toplarım hepsini. Armor bırakalım artık. Sadece helmetleri alalım. Yerimiz azaldığı için. Helmetler iyi para ediyor çünkü. Nereden baksan temiz para arkadaşlar. Buradan lever'ımızı açalım. Okumuzu indirelim. Devam. Burada bir şey var. Ne var burada? Bu para var. Heal var. Başka bir şey var mı? Nereye açılıyor bu? İlginç. Evet, çok da bir şey yokmuş. Olsun. Para aldık. Potion aldık. Potion önemli. Potion candır arkadaşlar. Şu an bu arada benim kaydım 40 dakika olmuş. Video kaç dakika? Oradan bakıp benim ne kadar da bu video çekmeye uğraştığımı sadece video başladıktan sonra anlayabilirsiniz. Devam ediyoruz. Burada araknafobisi olan bir insanın görebileceği en kötü manzara var. Ama çok kötü attım. Ağaçları da kastık, sneaking de kastık. Çok güzel. Oku nasıl tekrar salıyorduk? Be Allah! Ne yapıyorsun ya? Bu ne oldu buna? R ile iptal ediyoruz galiba. Gönül ister ki şu iğrenç yaratıkları görmek zorunda kalmayalım ama ne oluyor lan? Korktum. Burada bir oyunu save etmek istiyorum ben. Şöyle bir kere. Tamamdır. Allah korusun oyun kapanır bir şey olur. 6 ay geriden başlamayalım. Modda böyle sıkıntılar oluyor. Çok önemli bir kısma geldik şu an. Burada bir şey var mı? Iron Dagger var. Potion al. Şimdi arkadaşlar size bir glitch göstereceğim. Bir taktik. Bunu uygulayıp uygulamamak size kalmış. Ama Railof nerede? Bunları yeni öğrendim ben. Burada bunların olduğunu bilmiyordum. Evet. Railof nerede? Adamı kaybettik hocam. Ha burada. Koskoca adamı kaybettik diyordum. Şimdi burada eğiliyorsunuz. Burada bir ayı var diyor. Gördün mü diyor. Şu an ona bulaşmasak iyi olur diyor. Sneaklenmeyi dene diyor. Yavaşça git diyor. Adıma dikkat et diyor. Şimdi siz burada oyunu bir save ediyorsunuz. Sonra arkadaşlar settings'e giriyorsunuz. Gameplay diyorsunuz. Şeyi en yükseğe alıyorsunuz. Zorluğu. Bu arkadaşa vurmaya başlıyorsunuz. Mesela sneak'imiz şu an 17 ya. Şöyle geri geliyorsunuz. Ayı uyanmasın mesela. Şu an ben çok fazla yapmayacağım. Merak etmeyin.
Mesela buradan bakabiliriz ne kadar geliştiğine. Neye verelim? Stamina. Daha 2 olmuş zaten. Çok fazla geliştirememişiz. One hand'imiz 24 olmuş. Sneak'imiz 17 olmuş. Hiç de gelişmemiş be. Bu ne gelişmemiş? One hand %20 daha fazladı mecbursun mu? Şimdilik buna vermeyeceğim arkadaşlar. Bir düşüneyim. Kafamda bir şeyler oluşsun. Ondan sonra perk'ü dağıtayım. Legendary de bizi burada patates ederler. Şimdi novice en kolayı. Apprentice gelişmekte olan demek. Adept gelişmiş sanırsam. Aynen gelişmiş bir oyuncu olarak devam edelim hayatımıza. Bakalım buradan sessizce gidersek sneak'imiz gelişiyor mu? Eyvah gelişmedi. Kaç. Neyse zaten ben bunu öldürmek istiyordum arkadaşlar. Of ne güzelim ya. Görüyor musunuz? Saçlarım güzel parlıyor. Çünkü ayının peltini ve kılavunu istiyorum. Şuradan gitmemiz lazımmış sneak için. Olsun. Hayırlısı olsun arkadaşlar. Devam ediyoruz. Ve bu ilk tutorial diyebileceğimiz bu mağaradan çıkmış bulunmaktayız arkadaşlar. Vatanım millete hayırlı uğurlu olsun. Buradan emin adımlar ile ha ejderha gidiyor. Şu manzaranın güzelliğini görüyor musunuz arkadaşlar? Şöyle bir TM yazayım. Şöyle bakalım. Şöyle güzel görünmüyor. Şöyle manzaranın güzelliğine bakabilirsiniz arkadaşlar. Saçtan çok bayıldım ben ya. Mavi gerçekten çok sevdiğim bir renk. Gözler de mavi. Baya güzel bir uyum oldu. Her neyse. Konsol açıp TM yazarsanız Hood gider bu arada. TM. Türkçe matematiğin TM'si gibi mesela. Neyse. Şimdi bize yeni bir görev geldi arkadaşlar. Dedi ki. Bu arada webde her şey açık mı? İnşallah değildir. Tam değilmiş. Güzel. Şimdi arkadaşlar burada başladık oyuna. Bize şuradaki aşağıdaki köye gidip onun bir arkadaşını bulup ondan yardım istememizi söyledi. Bize yardım edebileceğini söyledi. Şurada bir oyunu kaydedeyim ben tekrardan. Oyunu ilk başladınız arkadaşlar. Birkaç taktik vereyim size. Buradan ilerliyorsunuz. Dümdüz aşağı iniyorsunuz. Buradan sollu bir şekilde devam ediyorsunuz. Arada bir oyunuz kasıyor. O dünya yeniliklenmeye başladığı için. Buradan mantarları topluyorsunuz. Şu kütüğü gördüğünüzde sola doğru yol almaya başlıyorsunuz arkadaşlar. Burada eğilip elinize bir long bow alıyorsunuz. Ondan sonra itemlarınızdan Potions'a geliyorsunuz. Frostbite Venom'u long bow'unuza kullanıyorsunuz. Şu an görünüyormuşuz yalnız. Görünmüyordu ki iyiydi. Galiba şu an üstümüze geliyorlar. Galiba öldük arkadaşlar. Evet, sneaking bonus alamadık. Çünkü attık noktadan hiçbiri gitmiyor. Ben neden okçu? Kendimi ben Legolas sandım ama bildiğin Kekolos'um şu an. Aman! Başlarım okunuza yayınıza! Benim double silahım var, şeyim var. Benim sinirimi bozmayın. Neresin lan? Allah 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 Allah. Gelin be. Sıkıntım var arkadaşlar. Benim adım Yavur Kırbaçlayan. Ben sizin kralınızı kestim. Neredesiniz? Banditmiş. Kıçımın banditi. Senden olsa olsa bandit Shinister olur. Ne banditi? Tipe bak. Açmış yakasını bağırdı geçirmiş kafasına koyun postu bir tane. Sinirlendim. Bak sinirlendim. Tansiyonum çıktı benim. Treasure Map 1. Evet. Burada bir Treasure Map bulduk arkadaşlar. Buraya gelmemizin asıl sebebi bu Treasure Map'ti. Bir hazine haritası. Onu göstereceğim size. Black Mage Robes var burada gördüğünüz gibi ama çok fazla ağırlık taşıyoruz. İki tane Logbow'u ne yapacağım ben ya? Şurada bir tane daha ceset olacaktı. Evet.
Bundan da Erovan alalım. Gold alalım. Böyle bir değişik bir şey var, bunu boş ver. Warhammer'ı da boş ver. Steel Greatsword falan, bunları boş verin arkadaşlar. Bunlar çöp. Sonra gelin burada. Burada bir kitap var. Bu kitap arkadaşlar One Hand Skin'inizi geliştiriyor. Bunu kullanın. Ondan sonra hocam efendim. Çok da bir şey yok başka. Burada bir coin purse var. Bir de bir satchel var. Satchel'da lockpick falan var. Güzel yani, güzel. Buradan arkadaşlar şunları da alayım. Attığım okların nereye gittiğini görüyorsunuz şu an. Şuradaki adam attım, buraya gelmiş. Gerçekten harika. Burada bir save daha alalım arkadaşlar. Şu gördüğünüz şundan devam ediyoruz yukarı doğru. Oyuna en iyi başlangıç yapmak isteyenler bu izlediğim yolu takip edebilir arkadaşlar. Burada bir katliam yapılmış gördüğünüz gibi. Değişik değişik şeyler var burada. Bundan bunu alın. Gold alalım. Iron Sword'u boş verin. Ekmek var, ekmek al. Bu ekmekler bozulmuyor mu ya burada? Sonra arkadaşlar şuraya geliyorsunuz. Talmor Soldier diye bir arkadaşımız var. Bunun üstünde çok değerli bir elbise var gördüğünüz gibi. Bunu isterseniz armor değeri yok. İsterseniz giyersiniz, isterseniz satarsınız. Sanırsam satılabiliyor. Çok değerli bir helmet var. Önce şunu alalım. Burada Talmor's Orders diye bir şey var. Önce bir üstümü boşaltmam gerek arkadaşlar. 4 tane Imperial Sword'um varmış. Şöyle 20 tane şey açalım. 3 level oldu mu? Evet, stamina verelim. Biraz daha şey gelsin, taşıma alanı. 305'ti. Kaç oldu? Yanlış şey açtık. 310 oldu. Evet. Çok bir şey fark etmiyormuş ama buna da şükür. Böyle atabileceğim. Mesela şu 35 ağırlık gibi. Bunlardan birini atıp her şeyi toplayabilirim. Bunu al. Bunlar tabii bir ağırlık yapmıyor arkadaşlar. Şunu da al. Okey. Yani bunlar zaten çok bir şey yok. Bu da böyle güzel bir şey arkadaşlar. Buradan şimdi geri doğru ilerliyoruz. Arkadaşım ne yapıyorsun? Evet. Hello. Güzellik. Burası için fazla güzelsin. Evet, biliyorum dedi. Galiba şu an burası kötü yerlere doğru gidiyor. Neyse. Bu mod ne modu bilmiyorum. Burada kaç? 17 gold varmış. Tüh. Bundan bir şeyler alıp bir şeyler satabiliyorsunuz arkadaşlar. Gavur kırbaçlarından Alto Wine satalım. Ekmeği boş ver. Sarımsağı da boş ver. Satma. Wine sat. Birkaç gold almış olalım. Skewer'ı alalım. Buradan arkadaşlar aşağı doğru mu gidiyorduk, hatırlamıyorum ya. Bu tarafa gitmiyorduk galiba ama. Bu tarafmış, bu tarafmış, evet. Buradan aşağı doğru gidiyorsunuz arkadaşlar. Sola dönüyorsunuz. Tam karşınızda 3 tane taş görüyorsunuz. Burası değilmiş lan. Oğlum. Nerelere geldik? Ver amino, ver arkadan. Dorime. Interimo hajapare dorime. Ver müziği. Amino. Bak skill geçti. Neyse, yanlışlıkla iyi bir şey yapmış olduk. Burada bir ayin bastık. Amenoloji öldürmek bildiğiniz gibi gavur kırbaçtan olarak boynumuzun borcu bizim. Güzel loot aldık, güzel güzel. Şöyle third person'a devam etmek istiyorum ben arkadaşlar. İnşallah kaybolmuyorumdur şu an. Ben bu arada senaryoyu devam etmeyi çok sevmiyorum. Böyle random etrafta dolaşmayı daha çok seviyorum. Daha eğlenceli geliyor bana. Bağlı kalmamak. Sonuçta bir açık dünya rol yapma oyunu. Dümdüz bir senaryoyu izlediğinizde bir manası yok bence. Bakın şu güzelliğe bakın ya. Vallahi çok güzel karakter. Maşallah maşallah. 41 kere. Nazar boncuğu koyacağım bundan sonra videolar arkadaşlar. Aç chest. Aç bakayım chest'i nasıl açıyorum. Güzel gold ve lockpick aldık. Miktar olarak beğendim. Burada arkadaşlar bunların beyaz şapkalı mantar falan da bulduk. Ha, kelebek yakala.
Mavi kanatlı kelebek yakaladık. Emini varmış. Enemy varmış yakında. Merhaba. Necromancer kardeşim. Ağzını kırarım senin. Öldük. Kaç. Çok vuruyormuş. Kaç. Sensin patetik. Potion ver bana. Potion için de ver. Sen görüyorsun. Bir potion daha iç abi. Potion içe içe bunu öldüreceğiz. Potionları bugünler için sakladık arkadaşlar. Şimdi kafanı kopartırım. Buldum mavi saçlıyı. Ne sakin. Rock Wrabbler diye bir şey bulduk. Bu ne ya? Aa, bunların... Ne oluyor lan? Canlandı ölmeden önce. Aa, üstüme ilk sağlık. Biz kendine gelir umarım. Bir saat bekleyelim, staminamız da olsun. Her zaman da bir otosev de alalım. Bunun bu kadar uzakta olması lazımdı. Ben biraz yanlış yere geldim arkadaşlar. Şöyle bir haritadan bakayım. Evet, ben bayağı yanlış yere gelmişim. Şöyle şuraya bir fast travel atsam. Aradığım şey çok önemli bir şey arkadaşlar. O yüzden şu an arıyorum. Başlangıç için bayağı kilit bir şey. Aa, Dodo. Dodo ne haber? Dodo arkadaşlar çok önemli bir yaratık. Şöyle gördüğünüz üzere. Neden geldi bilmiyorum. Bir mod da ekleniyor. Böyle buna binip gidebiliyorsunuz. Çok tatlı koşturuyor böyle Dodo. Saçımız da yakın bir renkte. Dodo'nun sıkıntısı arkadaşlar sağ ve sola dönüş yapamıyor. Şöyle baktığınız yöne gidiyor sürekli ama. Sıkıntılı bir yürüme mekaniği var. Ha, buldum. Aradığım yer. Bur. Ne oluyor ya? Frikik ver diyeceksin bize Dodo. Sakin olur musun? Aradığım şey buydu arkadaşlar. Biraz fazla gitmişim o tarafa. Guardian Stones. Burada arkadaşlar 3 tane stone var. Biri Warrior Stone, biri Mage Stone, biri de Thief Stone. Warrior Stone'a gelirsek, eğer bunu seçersek ki Warrior bize combat skill'lerimizin %20 daha çabuk öğrenilmesini sağlayacak diyor. Bunda büyülerimizi %20 daha hızlı geliştirmemizi sağlayacak diyor. Bunda da gizli skill'lerimizi %20 daha hızlı geliştirmemizi sağlayacak diyor. Ben Thief'i seviyorum. Thief'i tercih edeceğim şimdilik. Böyle güzel bir görüntüsü var. Oyun grafikleri çok güzel ya. Böyle güzel bir olay arkadaşlar. Dodo'ya binelim şimdi. Şimdilik bu kadar yapacağımız şeyler. Dodo'nun böyle bir sıkıntısı var. Mesela şu an Dodo'yla manevra yapamıyorum arkadaşlar. Dodo'dan inemiyorsunuz da şu an. Neyse suya atlarım o zaman. Dodo'nun en büyük sıkıntısı bu arkadaşlar. Bedavaya bir binek hızlı gitmenizi sağlıyor ama sadece dümdüz gidiyor. Tabii ördek yani ördeğe binip sizi at yarışında birinci yapmasını bekleyemezsiniz haliyle. Ama başlangıçta böyle iş görecek bir şey. Bir de Dodo yürürken oyun kasıyormuş gibi görünüyor. Ama aslında kasmıyor. 60 FPS sabit. Bu biraz modla alakalı arkadaşlar. Ciddi bir sıkıntı değil. Umarım siz kaliteyi düzgün görebiliyorsunuzdur. Bilgisayarım o kadar da iyi değil maalesef. Aha, şimdi hatırladım arkadaşlar. Dodo'dan inelim. Items Scrolls'ta mı? Değil. Biraz da değil. Books. Evet, Books'ta arkadaşlar. Treasure Map'te bir şey görüyorsunuz. Treasure Map'te. Burası, şu elimle göstermeye çalışacağım ama. Aşağıda gördüğünüz köy şu an olduğumuz yer. Gördüğünüz gibi iki tane şey de var. Köprü görünüyor derede. Şu ortadan geçen dere. Derenin karşı tarafında, dağın ucunda bir tane ağaç gösteriyor. Gördüğünüz gibi. Devrilmiş bir ağaç kütüğü gösteriyor. Onun içinde diyor harita. Hazine. Şöyle atlayalım bakalım. Gözüm, ilk köprü burası. Köprüden karşıya geçtik. İkinci köprüden karşıya geçiyor muyuz acaba? Bu değil sanırsam. Şunu alalım. Bir daha karşıya geçelim bakalım. Şu tarafta falan mı acaba? Şurada bakın büyük bir ağaç kabuğu görünüyor. Bu olabilir. Bir saat bekleyelim. Evet, chest'i gördüm içinde.
Burada arkadaşlar bir treasure map var. Treasure map ne? Treasure var. Garnet, Gold, Soul Gem, Silver Ring ve Steel Ingot. Başlangıç için arkadaşlar güzel bir loot yani. Hiç yoktan iyidir. Tavsiye ederim oynayacaklara. Ben kameraman bakıyorum düzgün değil diye de. Çok tatlıyım ya. Şimdi arkadaşlar köyümüzün içine giriyoruz. Burası neydi? Hatırlamıyorum. Riverwood muydu burası? Ejderha gördüm diyor. Biz de gördük. Ya buna böyle bir şey dedim ama öyle sen dedim. Bizim buradaki adamla konuşmamız lazım ama şu an gece olduğu için görüşemiyoruz. Bekleyelim. Sabah 6'da muhtemelen gelirler. Ay. Sabah 6'da gelmeyebilirler gerçi. Bir 7-8'e kadar bekleyebiliriz. Oturmaktan tam 1 saat olmuş benim kayıtım başlıyor arkadaşlar. O yüzden tutuldum. Sen kimsin? Sigrid. Abicim selamünaleyküm. Alvor. Bana ne görev verdi bu çocuk ya? Nereden bakıyorduk görevlere? Gerdur'la konuşacağım bana. Gerdur nerede? Doğru şey, diğer adamı seçersek bunda konuşuyorduk. Gerdur burada. Selamünaleyküm. Aa Raylof. Ejderha senin tarafında mı diye sorabiliyoruz ya da neden idam ediliyordun diye sorabiliyoruz. Sanmıyorum diyor. Anlamadım. Bizi Imperial'lara katılmaya çağırıyor. Imperial mıydı? Stormcloak'lara katılmaya çağırdı. Gel durla konuşalım biz. Bana yardımcı olabileceğim bir şey var mı diye sorduk. Bana bunları verdi. Toplarım hepsini vallahi affetmem. Bedava vermiş. Bir ejderha bize saldırdı Helgen'de ve orayı yok etti. Radolf'la beraber kaçtık diyoruz. Radolf yanındaydı az önce. Radolf anlatmadı mı sana? Güzel yavrucuğum. Güzel de bir bayansın ama. Bir şeyler diyor. Bu bir ejderhaydı diyor. İşte Ralt sana aynı şeyi söyler diye biliyoruz veya Dragon şu taraftaydı. Görmezsin falan diyor sanırsam. Şu tarafa gitti diyor. Neden bilmiyorum ama sana inanıyorum diyor. Lan alt tarafı 500 metre ötede ejderha yerle bir ötüyor. Siz bir ses duymuyorsunuz şey yapmıyorsunuz ya. Koskoca ejderha ya. Bunları kısa geçeceğim. Vatican'daki Yarl'la konuş diyor. Ondan sonra bir şeyler yapabilir dedi. Okuyamadım. İngilizcem çok iyi değil arkadaşlar. Kusura bakmayın. Anca bu kadar oluyor. Bu arada Gerdur'un ev adresinin ev anahtarını aldık. Onu kullanacağız. Ondan önce Alvar'a bir şeyler satalım. Şunları bir satalım. Şimdi. Yok bunlar almalı la. 640 gold'u varmış. Bu çocuğun. Sat. Bizim 292 olduğunda 640. 292'den başlayalım. Satınca bunları ne kadar paramız olacak. Evet arkadaşlar. Alvor'un gold'unu bitirdik ve bizim 700 gold'umuz oldu. Gayet başarılı. Şuradan şey giymek istiyorum. Imperial. Aynen bu. Bende ne vardı bilmiyorum ama bayağı az şey veriyordu. Başka kask giymiyorum prensip olarak. Gerçi bunu giydiğinde mesela şey oluyor mu? Saçım gidiyor mu yine? Yine saçım gidiyor. Ben kel olmak istemiyorum. Kel olmayacağım bir saç şey bulun bana. Şey bulun bana. Anladınız siz. Prensip olarak arkadaşlar kask takmıyorum. Ondan sonra senle bir de şey yapabiliyor muyduk?
Neyse. Bunu boş ver. Burada arkadaşlar aynı zamanda şurada bir arkadaşımız daha var. Bununla görüşüyoruz. Sven'le ilgili bir problemi var mı diye soruyoruz. Benim sevdiğim kanalı kadına şey yapıyor falan diyor. Bilmem ne diyor. Bununla konuşuyoruz. Şimdi Sven'i bulacağız arkadaşlar. Şöyle şuradan. Evet. Findal'ın mektubunu karıya vereceğiz şimdi arkadaşlar. Bu görevde iki seçeneğiniz var. İsterseniz bu mektubu, şimdi Findal bir mektup yazıyor. Mektupta Sven adına böyle kötü şeyler yazıyor işte. Sven yazıyormuş gibisinden. Ve bu kadına ver diyor. İstersek Sven'i ispiyonluyoruz Findal'ı veya Findal'ın dediğini yapıp kadına Sven adına olan şeyi veriyoruz. Verirseniz ikisinden biri şeyiniz oluyor. Follower'ınız oluyor. Size yardım ediyor. Ben diğerini tercih edeceğim. Bu arada kadın çok güzel. Ne güzel modlar eklemişim ya. Şimdi Findal'a gidiyoruz arkadaşlar. Anlamak da bayağı zorlanıyorum çünkü çok karışık geliyor. Sen ne tatlı bir şeysin öyle ya. Latin gibi, tövbe yarabbim. Allah'ım her yerde karı var, tövbe yarabbim. Mutlaka karı olmaması lazım bu oyunda. Neler yüklemişim ben. Tamam. Bu değil. Diyoruz ki Allah'ım konsollara optimizasyon etmeyin şu oyunları, çıldıracağım, PC'de oynamıyor böyle masla. Camilla artık Sven'le zaman geçirmez diyoruz. Bize gold verdi ve follow mu diyoruz arkadaşlar. Merak ettiğim bir şey var. Eskiden bu çalışıyordu, şu an çalışıyor mu acaba? Mesela yani need to trade something diyoruz. Burada gördüğünüz gibi itemlar var. Şimdi beni Archer'da train eder misin diyoruz. Bir kere train yapalım bakalım. Çıldıracağım. Ve gördüğünüz gibi arkadaşlar 210 gold burada. Az önce bizi trainlemesi için ondan 210 gold verdik. Sonra buraya girip geri alıyoruz gold'umuzu. Şimdi bir daha yapalım. Bakalım. Bir daha denelim. Gözü 690 gold burada. Geri alıyoruz. Gördüğünüz üzere arkadaşlar. Paramızı geri alabiliyoruz. Ve her level atladığınızda burada tekrardan şey açılıyor. Arçelik kasma şey açılıyor. Bu da güzel bir glitch. İsteyen kullanabilir. Ben çok fazla yapmayı düşünmüyorum dediğim gibi. Başlangıçta size göstermek için bir kere yaptım. Ondan soracağım efendim. Findal'ı da yanımıza aldığımıza göre artık yol göründü bize. Yolumuz nereye gidiyor biliyor musunuz? Yolumuz arkadaşlar Yarl'la konuşmak üzere Whiston'a gidiyor. Sophia Tracking Marker. Sophia'yı gösterme ona. Stormcloak'lara katıldı falan var. Tamam. Buradaki arkadaşlar hedefimiz şu gördüğünüz Vatran'daki Dragon's Reach'e gitmek. Ama bu bölümlük bu kadar olsun arkadaşlar. Diğer bölümde Yarl'a gidip Ejderha'dan bahsedelim. Ve bir çaresine bakalım bu ejderhalar ile ne yapacağız. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like tuşuna basıp yorum atmayı unutmayın. Şöyle şeyde kapatayım. Tatlı görünsün. Dur, beceremedim. Video beğendiyseniz like, yorum ve comment atmayı unutmayın arkadaşlar. Serinin devamı için bunlar çok önemli. Lütfen destek olun. İzleyip geçmeyin. Bir kere like tuşuna dokunun. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Diğer bölümlerde, diğer videolarda görüşmek üzere. Bay bay.